Enflasyon beklentilerinin etkisini ama izninde bir tacirer yatırıma döneceğiz. Tacirer yatırım araştırma yönetmeni Ekin Akbaş olacak karşımızda. Ekin merhaba, hoş geldin. Güzel, merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Bu hafta aslında herhalde piyasalarda soğuk duş etkisi yarattı bankacılık sektörü. Negatif faizi konuşuyoruz bir yandan Seçen Aybars'ın altın etkisini de konuşuyorduk ama ben özellikle şunu sormak istiyorum sana. Şimdi bu mevcut negatif faiz politikalarının sektörler üzerindeki etkisi ve önümüzdeki dönemlerde bu bankalardaki genel satıştan sence ECB ya da BOŞ ya da en azından bu regülasyonları yapanlar rahatsız olup yeni hamleler atabilirler mi? Şimdi öncelikle şunu söyleyerek başlayayım Güzem. Bu hafta Çin'de piyasaların kapalı olduğu bir haftaydı ve biz haftaya başlarken hazır Çin'de biraz kapalıyken belki biraz kafa dinleriz, bir miktar bu satışların durulduğunu gözlemleriz diyorduk ama hevesimiz kursağımızda kaldı diyebilirim. Senin de dediğin gibi bankacılık hisseleri öncülüğünde ciddi anlamda sarsılan bir küresel piyasa var karşımızda. Avrupa hisse senetleri öncülüğünde satışa geçen bir küresel hisse senetleri piyasası var diyebiliriz. Buradaki temel sıkıntı da aslında işte Deutsche Bank gibi, UBS gibi bankaların ciddi miktarlarda zarar yazmış olmaları. Şimdi senin sorduğun soruya gelince baktığımızda neden bu şekilde bankalar geriye gidiyor diye baktığımızda bu ciddi zarar yazan bankaların büyük ölçüde enerji piyasasına kredi veren ve yatırım bankacılığı yönü ağır basan bankalar olduğunu gözlemliyoruz. Yani petrol fiyatlarındaki düşüş ile birlikte biz işte petrol şirketlerinin ne kadar zarar yazacağını gözlerimizi çevirdik. Bu zararları okuduktan sonra da bundan sonra gözler bu şirketlere, petrol şirketlerine kredi veren bankalara çevrilmiş durumda. Dolayısıyla yaşanan hem küresel daralma hem de petrol fiyatlarındaki gerileme ciddi anlamda bankacılığı etkiliyor. Bu da dediğim gibi temel sıkıntı batık krediler aslında. Kredilerdeki risk ve bu batık krediler riski sadece Avrupa için geçerli değil. Onun altını çizmek isterim. Tüm dünya aslında birazcık ağzının yandığı bir sorun. 2008 krizi sonrasında umarsızca piyasaya sürülen likiditenin beraberinde getirdiği bir sorun diyebiliriz. Burada ve bu sorunlu kredilerinde gün geçtikçe küresel piyasalarda arttığını gözlemliyoruz. Çin'e örnek vermek gerekirse, Çin diyorum çünkü son zamanlarda küresel piyasaların gözdesi gündeminin başrolü Çin. Bundan 7-8 sene evvelsinde 7 trilyon dolara yakın bir meblağ varken şu anda bu meblağ 30 trilyon dolara geçmiş durumda. Dolayısıyla sorunlu krediler giderek artıyor. Sen de dedin ECB boş ek bir hamlede bulunur mu? Zaten çok fazla ellerinde adımı kalmayan bankalar bunlar Güzel. Ancak ellerini zorlaştıracağı kesin. Yani bu bankacılık üzerindeki bu riskler kesinlikle merkez bankaları üzerinde baskı yaratacaktır. Ben her ne kadar ellerinde çok fazla artık adımları kalmasa, çok silahları kalmasa diye olsam da bu tabii ki parasal gelişme kanadı için bankacılık sektörüne gayet tabii ki müdahale edebilen bankalar bunlar. Genel olarak baktığımızda dediğim gibi yeniden biz bir risk off moduna büründük. Japonya'da 10 yıllık tahvil faizi sıfırın altına geriledi. Yani bu gerçekten küresel piyasalarda ne kadar ciddi bir riskten kaçış olduğunu, risk iştahındaki azalmanın tüm hızıyla devam ediyor olduğunu bize gösteriyor. Yani Çin piyasası kapalıyken bile biz kendimize bir hikaye buluyoruz. Dolayısıyla bu çok çok kısa sürede durulacak. İşte çok kısa sürede normale dönecek bir hikaye değil. Yurt içi piyasalardan da çok kısaca bahsetmek istiyorum. Dolar Türk Lirası'nın biz 2.95'in üzerine çıktığını gördük. Seninle geçen cuma günü stüdyoda da konuşmuştuk. Düşüşler alım fırsatı olarak sınırlı çünkü riskten kaçış sürüyor. Biz de bir gelişmekte olan ülke piyasası olarak riskli varlıklar kategorisinde olduğumuz için ara ara gelen girişler çok kısa vadeli yükselişleri beraberinde getirecek. Bu kısa vadeli yükselişlerde orta vadede ne yazık ki kalıcı olamayacak demiştik. Şu anda bu bahsettiğimiz hareketi görüyoruz. Çin piyasası kapalı ama biz yine sallanmaya devam edeceğiz. Hafta içerisinde veri akışımız çok yoğun değil. Cuma günü Amerika'dan önemli verilerimiz gelecek. O zamana kadar bugün itibariyle altın ve yendeki bu güvenli manalımlarının birazcık azalması beklenebilir. Ancak genel olarak riskten kaç modundaki piyasa fiyatlamasının sürmesi bekliyorum. Ekin çok teşekkür ediyoruz görüşlerin için. Bu riskten kaçış Ekin Akbaş'ın dediği gibi bir süre daha devam edecek mi? Bu hafta bekleyip biz de bu sorunun cevabını arayacağız. Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş'ı aradıktan sonra Teşin Erbars'a tekrardan dönüyorum. Negatif faizden bahsediyorum.